Merhaba arkadaşlar, nasıl deniyor? Merhaba arkadaşlar, denemiyor ki abi ya. Merhaba arkadaşlar, Modman adlı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mod tanıtımı yapacağız, hem de kanalımın hakkında biraz konuşacağız. Arkadaşlar, bu kanalı neden kurdum diye soracak olacaksanız şu an YouTube'da Dorzyon Minecraft film modları tanıtan kanal yok. O işte Dorzyon kanal ben olacağım. Hemen başlayalım diyeceğim. Block Launcher'ımı sıfırladım. Block Launcher'ımı sıfırladıktan sonra şu an mod falan yüklü değil. Steve 500 bunun ismi falan filan. Ayarlar kısmına basıyorsunuz. Bastıktan sonra Launcher Options falan en altta basıyorsunuz şöyle gösterdiğim gibi. Sonra aşağı inip şöyle şunu açıyorsunuz. Gördüğünüz gibi konuşamıyorum, söyleyemiyorum. O yüzden şunu açabilirsiniz. Sonra Logical Storage, her neyse. Sonra indirdiğiniz için modda olan kısmında oluyor, başka yere atmadıysanız. Sonra attığınız mod burada oluyor. Yani bu arada modun ismi de başlıktan anladığınız gibi. Mod sonra buraya gelip şöyle şunu açıyorsunuz. Hangisiydi lan? Şunu açıyorsunuz. Aynen şöyle yaptıktan sonra geri gidiyorsunuz ve bekliyorsunuz. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar, şu an play'e bastım. Create World, yeni bir dünya açılmakta. Flat yapıyor. Düz bir dünya açalım. Yani şöyle gördüğünüz gibi. Yani şimdi nerede diyeceksiniz, bu oldu mu? Olduysa üstte şöyle bir mavi yazı çıkacak zaten. Olmadıysa da yapamadınız. Tekrar deneyin. Yapamadıysanız ya da yorumlar kısmına yazın, bana ulaşın, bir şekilde hallederiz. Gördüğünüz gibi hemen şöyle item yerine gelin, neydi, envanter kısmına gelin. Bak şuradan, yani şuradan basıyorsunuz abi, şöyle basıp sonra kılıç şeyine basıyorsunuz, kılıç resmine en aşağı iniyorsunuz. En aşağıda bir çubuk var, en aşağıda armor stand alıyorsunuz. Armor stand, şimdi bu nedir, niye böyle, şöyle hemen alıyorsunuz, koyuyorsunuz. Şu an bu niye böyle diye soracaksanız, modun tekstür efeksiz olmasındandır. Tekstür efekli yapsalardı güzel olurdu. Hemen şöyle zırh alalım. Şöyle hemen zırhımızı alıyoruz. Sonra zırhı nasıl koyacağız diyorsunuz. Üstüne tıklayacaksınız şöyle. Elden gidiyor zaten. Abi şöyle. Şöyle. Ve şöyle armor stand zaten üstünde yazı çıkıyor. Abi hemen anlamıyorum işte. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde. Peki buna vurunca ne oluyor? Gördüğünüz gibi ölüyor ve ateş çıkıyor. Zırhınızı da veriyor hiç kullanılmamış şekilde. Size ok veriyor, bir tane de armor stand'ı geri veriyor. Gayet karlı bir iş. Böyle ok kasabilirsiniz. Sizin şöyle ok kasabilirsiniz yani. Yani arkadaşlar, şimdi siz diyeceksiniz ben survival'da oynuyorum, peki bunu nasıl yapacağım? Şuraya crafting table olarak hayal ettiğimizde, yani şöyle göstereyim, şöyle aynen hemen gösterildiğimiz gibi üstlere 3 tane sticks, ortaya bir tane sticks, iki alt yana da bir tane sticks, ortaya da bir tane yarım basamak taş, yarım nasıl olduğunu bilmiyorum. Al yaptığınızda ve elinizdekiler gidiyor ve bu geliyor. Peki gördüğünüz gibi bunu nasıl şöyle göstereyim, değişik şeylerden giydirebilir misiniz? Giydirebilirsiniz arkadaşlar. Allah, bu zırhı niye böyle veriyor ya? Böyle biraz kötülüğü var işte. Bak, zırhımızı sağa sola atıyor ve zırhımızın canı niyemiş. Modun hataları çok kötü. Şöyle basıyorum, üstüne de alınmıyor, vurman gerekiyor. Ama görünüşü gayet güzel. Evinizi süsleyecekseniz bunlara giydirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi modsuz araba yapımına geçeceğiz. Gördüğünüz gibi şöyle bir araba yaptım ve şuraya kırmızı bloğu koyduğumda çalışmadı abi. şundan. Evet arkadaşlar, ben de temelde çalışmadı. Şu gördüğünüz gibi şöyle çalışıyor. Gelin bunu yapımına geçelim, çok konuşmadan. Bunu kırayım. Bir kırdığınızda da duruyor arkadaşlar. Şimdi gelin bunun yapımına. Arkadaşlar, şimdi 4 tane
Grayston Cleet nasıl okunuyorsa ona ihtiyacımız var. Şöyle iki tane yana koyuyoruz. Sonra üstüne slime block bu arabaya bunda çok ihtiyacımız var. Şöyle koyuyoruz. Yani şu çok slime'ı gördüğünüz taraf sağ taraf, yani arabanın önü olacak. Şu şeylerde tekerlekler olacak. Sonra şöyle şuraya doğru yapışkanlı piston. Dediğim gibi yapışkanlı piston ekliyoruz. Sonra şöyle şunu şöyle slime bloğu şöyle çekip şunları şöyle koyuyorsunuz. Şöyle koyduktan sonra tamam, bitti. Aynen. Allah, şunu yanlışlıkla koydum. Sonra şuraya şöyle şuradan gelip şu slime'ları koyup şöyle yapıyorsunuz. Ve şu observer'ı koyuyorsunuz ve yeni güncellemede gelen observer, bu ne işe yarıyor diye soracaksanız da şu arabanın yapımında çok ihtiyacımız oluyor. Gördüğünüz gibi koyduğunuzda o geri gidip gelecek, yani aynen şöyle. Şöyle gittiğiniz gibi öyle olmadıysa koyamadınız demektir. Yani şu an yanlış yoldasınız demektir. Sonra şöyle kapatıp şu an arabamız bitmek üzere. Şuraya da normal piston, yapışkan olmayan, yani şöyle içinde yapışkan olmayan piston koyuyorsunuz. Şöyle isterseniz tekerlekleri koyun, istemezseniz koymayın, gider. Onun için sıkıntı değil. Sonra arabamız bitti. Şuraya da şekil olsun diye ekleyebilirsiniz. Hatta bir yöne ekleyeyim ben. Şöyle ekleyip şöyle girdik mi? Şöyle araya giriyorsunuz, tıklıyorsunuz biraz. Sonra şöyle dış kamerayı alayım. Allah. Dış kamerayı aldıktan sonra şöyle şöyle bir tane redstone. Arkadaşlar biraz hızlı adım atabiliyorum, kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi gidiyoruz. Yani o redstone blok arabanızın anahtarı gibi bir şey oluyor. Gayet de güzel gidiyor. Yalnız bu arabanın kötülüğü şöyle düz yolda tek gidiyor. Yani siz isteseniz yani engebeli bir yolda gidemezsiniz. Arabanız stop eder. Yani şöyle gayet güzel bir araba. Arabanız stop eder. Diğer kötülüğü de sağa sola gitmiyor, gördüğünüz gibi hep düz. Üstünde bir iki blok taşıyorsunuz. Valla taşırsanız durabilir, bak gördüğünüz gibi. Bak şu gördüğünüz gibi stop etti arabanız. Evet arkadaşlar, videom bu kadar. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Daha çok mod gelmesini istiyorsanız video like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Modman görüşmek üzere.